Öncelikle bu adam kanalı bırakmıyor muydu demeden önce sizi düşüneyim. Hayır, bırakmıyorum. Sadece başka şeylerle uğraşmak istiyorum o kadar. Merhaba, ben Oldboy. Bugün sizinle beraber mantıklı ve sakin bir şekilde metni tekrardan yazıyorum. Önceki metin biraz daha sinir odaklı olduğu için daha iyi bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Yani her ne kadar onlara o kadar saygı duymasam da en azından bari izleyicilerime saygı duyayım. Neyse. Acaba şimdi bu konular üstünden nereden başlasak? Sorunlar 1. Bu daha başlangıç. Evet. İlk olarak bütün bu saçmalığın başlangıcını söylemem gerek, değil mi? Her şey bir adamın "Abi ben manga yapacağım" demesi ve Shonen Jump'a katılmasıyla başlar. Sonrasında ise birçok anime sunucusunda bu duyurular, röportajlar yapılır ve sonra eğitim kampları açılır, adam övülür falan ve sonra bir de mangasının Türkçe'ye basmayacağını söylenir. Şimdi öncelikle adamımızın adı Ryugenki. Yalnız sonunda belli. Genki gibi geliyor ama Genke E-İ. Böyle. Mangasının adı Zao Saga. Mulholland Drive tadında gömdüğüm bir videosu vardı. Bunları anladıysanız biraz daha konuyu açıklayayım. Bakın, bu sadece bir kişi üstünde anlatılacak bir olay değil dermiş. Fakat başka bir sözde mangakadan başka önemli bir mangaka yok ki. O yüzden başkalarından bahsedemeyeceğim. Hadi ikinci sorundan devam edelim. Sorunlar 2. Kişilik. Şimdi öncelikle eğer sanatla ilgili bir şey girecekseniz ilk olarak eleştiri kaldırmanız gerekir. Çünkü eleştiri hayatta bizi geliştiren şeylerden bir tanesi. İnanmıyor musunuz? Örnek, FNAF'ın yaratıcısı Scott Cawthon, FNAF serisini yaratmadan önce birkaç oyunu vardı. Ve bu oyunlar baya kötü yorumlar aldı. Ama özellikle bir yorum FNAF'ın giriş kapısı oldu. Karakter tasarımları çok korkunç. Adam da "Eğer karakter tasarımlar korkunç ise ben niye bir korku oyunu yapmayayım?" deyip FNAF yapmaya başladı. Ve adama para basan bir franchise oldu. Yalan söylemeyeceğim, FNAF iyi bir oyun serisi değil. Gene de bence bu iyi bir örnek. Başka bir örnek, bu kez kötü olarak. Yandere Simulator oyununu bilir misiniz? Hani bir ara, bir dönemi tartışılan ve en çok oynanılan bedava oyun işte. Onun yaratıcısı Yandere Dev, eleştirilere ve birçok şeyi doğru düzgün dinlemeyip eleştirenlere küfür edip sonuç olarak da oyunu battım. Daha erken erişimden çıkamadı. Çıkamayacak. Çünkü adam bunlardan sonra adam akıllı yapamıyor. Eğer Yandere Dev ne kadar başarısız ise Ryugenki de bir o kadar başarısız. Asıl problemlerden biri, ben bu adamla konuştum. Zevki güzel. Kullandığım mimler falan komik. Tabi adamda bir problem var. Aptallık sendromu. Evet, böyle bir sendrom uydurdum. Daha ilk konuşmamızda yazdığı şeyler bunlar. Yani çok sıkıntılı bir durum. Hem eleştiri kaldıramıyor hem de çok fazla sinirini oraya buraya saçıyor. Hem de kibirli. Özellikle Shonen Jump olayı unutulmaz. Bilmeyenler için size şunu söyleyeyim. Adam Japonlardan Japonların yorumlarını silmesini istemiş. İlginç. Sebebini sorarsanız Japonlar Zao Saga'yı bizden daha beter eleştirmişler. Genel her anlamda. Mesela Japon görgü kuralları ile hiç alakası olmamasından ve birçok şeyin sanki böyle Japonya'dan etkilenmiş bir tane yabancıdan çıktığını bayağı belli etmesi vesaire vesairesini eleştirmişler. Allah ne diyeyim, cidden adam bunu yapmış. Hadi diyelim sanatçı ve sanatını ayrı tutalım. Yani sonuçta Salvador Dali de aynı şekilde. Berbat bir insan. Ama onun sanatı iyi mi? İyi. Peki Ryugenki'nin sanatı iyi mi? Sorunlar 3. Yapım kötü. Mulholland Drive'dan fırlama videomdaki birçok şeyi tekrarlamayacağım. Fakat yapım kötü. Genel her anlamda. Hikayesi zaten oradan buradan. Jujutsu Kaisen'den vesaireden gelme. Şimdi bazı insanlar gelecek ki "Sen böyle diyorsun da Japonya'daki birçok shonen birbirinin aynısı." Bak güzel kardeşim. Katılıyorum. Hepsi birbirine tıpatıp aynısı. Fakat problem şu. Hani sen Türksün. Türkleri başka ülkelerde yansıtacaksın. Yani bu kadar kopya olunmaz lan. Şimdi bunun o %99'u ile ne farkı var? Yani Zao Saga bir Fullmetal Alchemist'ten çok bir One Piece veya Jujutsu Kaisen kopyası olmaktan öteye gidemiyor. Aslında problemler saymakla bitmez. Mesela arka planın ve çizimin birbiriyle hiç alakası olmaması. Karakterlerin sanki böyle her an kaybolacak gibi durması ve siyah tonun berbatlığı falan.
Her şeyiyle kötü bir yapım. Ama böyle ben bazen derim ki, aa bu gelecekte düzelir. Belki aynı Murder Drones gibi ya da kötü örnek olarak Natural Born Killers gibi falan. Ama buna hiç tenezzül etmedim. Çünkü bu aynı Türk dizileri gibidir ya. Böyle sonu hep evlenmekli veya ölümlü biter falan. İşte ben başından sonuna kadar her şeyi biliyorum. Başta zorbalığa uğrayacak. Sonra güçlenecek. Sonra da böyle kötü karakterleri yenecek falan. Her şey çok tahmin edilebilir. Yani daha ne diyebilirim? Artık bilmiyorum yani. Manga yapacağım derken Pink Floyd'un Another Brick in the Wall şarkısından dönmeye gerek yok. Yani bu şarkıya dönmeye gerek yok. Burada bitse iyi olurdu fakat bitmiyor. Daha da geliyor. Sorunlar 4. Manga atölyem. Evet beyler bayanlar. Bir türlü bitmeyen manga atölyem konusu hiçbir zaman bitmeyecek gibi. Özellikle yaptıkları. Beni ırkçı diye banlamışlardı. Fakat problem şu. Ben sadece ırkları sayıp günaydın dedim. Ryu ile konuşurken habire bunu deyip duruyordu. Ama ben hadi diyelim gerçekten ırkçılık yaptım. Artık nasıl bir tür ırkçılık yaptıysam. Ama bu kez bütün yazarları şutlamak nedir? Yani böyle her yapımda önemli olan şey yazarlıktır. Ne kadar çizimin, sinematografin artık ne kadar iyi olsa bile yazım önemlidir. Marvel genel olarak her zaman bundan eleştiri topluyor. Eğer Seven bugün bile hala hatırlanıyorsa ve efsane bir film ise sebebi yazımıdır. Her şey ilk önce yazımdır. Üstad Alfred Hitchcock'un bir sözü vardır. İyi bir film yapabilmek için 3 şeye ihtiyacınız vardır. Senaryo ve senaryo. Eğer Alfred Hitchcock çöp diyorsanız da Akira Kurosawa'nın bir sözü var. Japon yani böyle Japon. Siz Japon seversiniz. İyi bir yönetmen iyi bir senaryo ile bir başyapıt üretebilir. Fakat kötü bir senaryo ile çok iyi bir yönetmen bile iyi bir film yapamaz. Tamam mı? Bu kadar yeterli mi? Yani böyle yazımın ne kadar iyi olması gerektiğini böyle açıkladım. Yetmedim. Çünkü birçoğunuzun yazarlığı zayıf. Övdüğümüz mangakalar bile yazarlardan yardım alırken bizimkiler yemez içmez yazarlardan da yardım almaz. İnatla yazarlardan yardım alır. Çünkü biz mükemmel bir insanız ya. En özgün, en iyi yazar da çizer de biziz. Ha demiyorum ki çizerler yazarlık yapamaz. Hayır yapabilir. Ama yapabiliyorsa. Ve yapamıyorlar. Yapamadıkları için diyorum ha. Bir de çizimleri de o kadar iyi değil. Yani bir samuray yetiştirme yurdunda bu kadar saçma çizimler olmaz be abi. Yani böyle orayı kurtarsaydınız hadi. Orayı da kurtaramadınız. İşlenişi de beceremediniz. Orayı ne öğrenmektiniz? Yani bir açıklayabilir misiniz? O zaman çizimler de bir o kadar kötü. Bir arkadaşımı da sırf manga gibi çizemediği için banlaya siz değil miydiniz? Vallahi eleştiri kaldıramayınca sorun bu. Keşke bununla da bitsin ama daha var. Sorunlar 5. Reaksiyon. Yani böyle ben bunu yapmıştım. What the fuck is this piece of shit? Ekstra olarak hiçbir hikaye bana ilginç gelmedi veya hoşuma gitmedi. Sadece birisi dışında iyi olmadığını tahmin ediyorum. O yüzden böyle ekonominizin içinizden geçmeyeceği bir dönemde falan veya ucuz olduğu bir zamanda bir alın bakın. Yani böyle ne diyebilirim ki? Ama kesinlikle söyleyebilirim. Bundan daha iyi şeyler alabilirsiniz. Ucuza. Eti puf gibi. Tatlı. Çok güzel tatlı çayla gidiyor. Veya Eyes 1'de Halil Gibran. Veya Stephen Zweig okuyabilirsiniz veya Jules Verne de var, onu da okuyabilirsiniz. Ya da gidin bir Uno alın, agalarla kumar diye bunu oynarsınız ya da daha farklı şeyler alabilirsiniz. Ama eğer okuduysanız yorumlarda ne düşünüyorsunuz söyleyin. Ha bir de eski gönderileri silmişler Instagram'da, ayıp ettiniz. Sorunlar 6, bu kez ekstra. Oğlum, bir kere manga çizgi romandır. Tersten olsun, Arapça olsun, siyah beyaz olsun ama o çizgi romandı. Eğer bir şeyde görsel ve yazılarda oluşan bir şey varsa o çizgi romandı. Bunu anlamayacak ne var lan? Anime, çizgi film, değilciler bitti. Bir de siz mi başladınız? Oradaki bir adam da bana ben bunu deyince Bu aynı 1984 dedi lan. Onun dışında manga Japonca çizgi romanı söylemek için kullanılan bir kelime. Onun dışında İngilizce'de comic, Fransızca'da BD, Korece'de manhwa, Çince'de manhua deniliyor. Sayın her şeyi bilen
adamlar, tamam mı? Şimdi hala inatla cahil bir şekilde anlamayı reddedecekseniz size şu kafa göstereyim. Bu Hunter x Hunter'ın Jump dergisinde yayınlanan bir kapağı. Bak bak orada ne yazıyor? Baba, benim gibi ergenin teki tarafından argümanınız veya başka şeyleriniz domates gibi çürümeseydi ne kadar ilginç olurdu bak. Keşke sağlam altyapı falan kursaydınız lan. Onu da mı kuramadınız? Yani ona da mı mesela tenezzül etmediniz? Buna sade de diyemezsin çünkü bu bilindikti bir seri aslında. Ne kadar da komik ha? Evet beyler bayanlar, bir ekstra olay olmadığı sürece tekrar bu konuyu açmayacağım. Son diyeceğim şeyler ise bunun hepsinin zırvadan ibaret olup sadece saçma bir şekilde ortaya çıkıp birden IP'de ortadan kaybolan bir kişi falan. Daha ne kadar da ilginç değil mi? Yani ne kadar ilginç olabilirse. Gitmeden önce bir fıkra anlatacağım. Kendim yazdım. %100 orijinal, %100 özgün. Dikkat! Burada hiçbir şekilde bu olayı böyle diye pazarlamak için yapılmamıştı. Sadece hayal gücü ürünüdür. Inglourious Basterds gibi bir fıkra. Osmanlı döneminde Padişah 2. Mahmut bir gün Yeniçeri Ocağı'nda geziyor. Sonra Padişah durdu ve bir Yeniçeri'ye baktı. O Yeniçeri aşırı saçma sapan renklere sahip bir zırh ve tahtadan hallice bir kaska varmış. Sonra 2. Mahmut onu çağırmış ve sormuş. 2. Mahmut: evladım bu ne hal? Yeniçeri: paşam, buna samuraylık diyorlar. Japonya'dan geldi. Sonra paşa gülmüş ve şöyle demiş. 2. Mahmut: da onlar çelik ve metalden yapılma zırhlar giyiyorlar. Sen sadece aynısının dandirikini yapmışsın. Bu halde bırak düşmanla savaşmayı, bizi ciddiye bile almazlar. Bu odundan kask ile. Yeniçeri: siz gelişmemizi hiç istemiyorsunuz. Siz ve o gerici zihniyetinizi alın ve gidin. Dedikten sonra diğer yeniçeriler de ona hak verip Vakai Hayriye ayaklanmasını başlatmışlardı. Umarım akıllanırsınız da güzel şeyler yaparsınız. Ve tarihin son Türk, Türko mangaka eleştirisini izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben gidip David Fincher'ıma tapacağım. Beni yalnız bırak.